Abi merhaba, isim nedir? Ramazan Yıldız. Ramazan Bey, bu pazarda aradığınızı bulabiliyor musunuz? Bu pazarda aradığımız her şeyi buluyoruz. Fakat fiyatlar çok yüksek. Pahalı. Pahalı. Yaşamak, bu pazarın fiyatlarına göre yaşamak ölmek demek. Peki başka pazarlara gidiyor musunuz? Diğer pazarlara da gidiyorum. Diğer pazarlara göre Çarşamba Maniki daha hesaplı. Daha fiyatlar daha uygun. Çok daha ikiye katlayan mesela Fethiye pazarı çok yüksek fiyatlar. Burayla onun arasında nereden baksan %40 fark var. Semt değişiyor yani fiyatlar. Değişiyor ama genel anlamda çok pahalı. Artık bir şeyi almak, yemek, bu maaşlarla yaşamak, babadan kalan tarlayı marlayı satacağız da anca öyle yaşayacağız. Başka türlü zor. Peki bu akşam neler aldınız? Bu akşam neler aldım? Aldım işte bu. Başka bir şey alacak para yok. Yok. Kalan para bu. 50 lira koyduk cebe. Ot aldık. Kalan para bu. Ot ya. Sade ot. Sade ot. Başka bir şey yok ha. Evet abi, maalesef hayat şartları giderek pahalaşıyor yani. Allah razı olsun. Hakikaten öyle. Zor yani. Peki evde listeyi kim yapıyor size, alışveriş listesi? Evde hanımlar yapar. Biz ona karşı. Evde yemek yaparken eşine yardım ediyor musun? Kesinlikle yardım ediyoruz. Ediyoruz canım. Bak eşin izleyecek bu programı. İzlesin canım, yardım ediyoruz, şikayet yok. Allah elinden gelir. İyi bakalım. Yemek çeşitlerinden menümüz çok geniş. 3603 çeşit. Yemek biliyorum. Aynı zamanda aşçılık da yaptığım için. O zaman tamam. Doğrudur o zaman, doğrudur. Tatlıları sorarsan 150 çeşit tatlı. Eşiniz sevinecek o zaman bu duruma. Oho, zaten şimdi bak hazırlık yaptık o işte. Akşama yemekler bizden. Vay maşallah, eline sağlık abi. Buyurun gelin, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Merhaba, isim nedir? Yunus. Yunus Bey, tezgah çok renkli, birçok çeşit turşu var. Bize bunların biraz anlatır mısınız? Yani bizim, yani Gedelek'ten geliyorum ben. Bursa'nın Orangazi ilçesinin Gedelek köyünden, turşu köyünden. Hani köyümüzde herkes yaklaşık turşucudur zaten. Hani yaklaşık biz de Bursa'da hani 6 seneden beri hizmet vermekteyiz. Hani turşu sektöründe. Pazarlarda yani yerlerimiz hep sabittir. Hani turşularımız ev yapım tadındadır. Hani fabrikasyon değildir. Hani o konuda müşterimize dikkat ediyoruz. Peki bunu köyde kim yapıyor turşuları? Turşuları biz kendimiz yapıyoruz. Hani yazın bir sezonu var mesela. Mayıs'ın sonunda sezonumuz biter. Ne güzel. Hani Haziran'da taze mallarımız çıkar, salatalık hani. Ondan sonra hani taze mal geldiği zaman turşularımızı yaparız. Bir yandan da pazarlarımıza çıkarız. Vay, satışlar nasıl? Satışlar iyi diyelim, iyi olsun yani. İyi Allah'a şükür. İyi o zaman değil. Peki daha çok turşu ne zaman tüketiliyor? Kışın mı, yazın mı? Ya kışın. Özellikle de mesela hani Ramazan ayında insan nefsine hakim olamıyor. Genelde hani geçtiği zaman illaki bir kokusu vardır yani. O zaman Ramazan'da da hani güzel oluyor Allah'a şükür. Tezgahın çok farklı, çok renkli. Bize bu tezgahı anlatabilir misin? Neler var? Yani örneğin şöyle diyeyim ben size. Armut turşumuz var mesela, erik turşumuz var. Yağ biberi, ona bamya, sarımsak, karnabahar. Hani en çok zaten tüketilen lahana, salatalık, türlü. Yani bunlar güzel. Kırmızı pancar mesela. Kansız yakarıcı falan faydası vardır turşunun. Mükemmel bir hani lezzeti de vardır. Zaten tadını bilenler genellikle zaten alır yani. Öyle diyeyim ben. Turşu suyunu da satıyor musun? Tabii ki. Yani gelen turşu suyu mu istiyor yoksa hani turşu sarımsak turşusunun suyunu mu? Özellikle o turşu zaten gelirken imalathanemize hazırlıyoruz özel olarak. Hani hem onu içmek için hem de turşuyu korumak için, muhafaza etmek için müşterimiz istediği zaman zaten turşu suyunu falan veriyoruz yani, hazırlıyoruz. Peki, ön tarafta gördüm kahverengi olan bir şey var, bir şeylere sarılmış. Evet. Onlar o ne? O patlıcan dolması, içinde lahana, havuç, salatalığın kıyılmış hali var. Halbuki onun da güzel bir lezzeti vardır. Yağ biberiyle, kereviz sapıyla sarılıdır. Çok iyi. O da bir tane de beyaz var. Evet, o da lahana sarması. Aynı şekilde lahana, havuç, salatalık içi dolu. Gene aynı şekilde yağ biberi ve kerevizle sarılıdır. Peki şu uzun uzun olan şey ne, şu önümüzdeki? Bak şu. Bu hemen. Acur. Acur turşudur. Evet, bu da hani salatanın değişik bir cinsi. Öyle diyelim. Peki şu bir de, evet sanırım son zamanlarda en çok meşhur olan turşulardan evet, biri o. Jenepone biberi deriz biz. Meksika biberi deriz. Böyle tatlı bir acılığı vardır. Hani genelde hani müşterimizin çoğu hani bunu ister yani bu biberi. Fiyatı nasıl onun? Fiyatı 8 lira turşularımız. Bir hani şu iki tane acılarımız 12 lira. O da zaten bu sene hani tazesi zaten 12 lira. Yani tazesi, tazeyken pahalıydı. Yani tarlasında öyle diyeyim ben size. Tezgahtaki bütün turşuların fiyatları 8 lira. Sabit evet. Bir hani bir
biberimiz, karnabaharımız ve sarımsağımız farklı. Diğerlerin hepsi aynıdır, sabittir yani. Sarımsak turşusunu nasıl yapıyorsun? Sarımsak turşusunu nasıl yapıyoruz? Hani şöyle diyeyim ben size, sarımsak turşusunu imalathanemizde hani yazı mesela Haziran ayında gelir. Sarımsak taze olarak saplarını falan keseriz. Evet, taze. Yani taze yaptığımız için kurudan zaten yaptığımız zaman olmaz. Kesinlikle hani böyle canlı durmaz. Ve bunu hani yediğiniz zaman da tazesi gibi böyle ağızda koku da bırakmıyor yani. Öyle bir özelliği de vardı. Ağızda koku yapmayan yok, sarımsak evet. Yani. Yani çok da faydası da vardı zaten sarımsağın. O zaman lezzetinden vazgeçemeyenler için sarımsak turşusunu yani önerelim tabii yani. Tabii ki. Yani güzel yani çeşitlerimiz yani hepsinin lezzeti ayrı ayrıdır yani. Ay müthiş. Peki sen bir de orada bamya evet, şey var bamya. Galiba. Hangisini tavsiye edersin? Yani müşterimize genelde ben hepsini tavsiye ederim. Çünkü hepsinin tadı farklı farklıdır yani. Şöyle diyeyim ben ilk defa armut hani bu kendi tezgahımızda yedim hani. Müşterilerimiz hani soruyordu. Tezgahımıza yapalım koyalım dedik. Koyduk mesela. Ben de ilk defa tattım ve hoşuma gitti. Gerçekten de ben ilk defa yememe rağmen beğendim yani. Peki böyle her sene ya bu sene de şunun turşusunu yapmadık yapalım dediğiniz bir şey var mı? Bir meyve, bir sebze? Valla bir meyvesi yok. Yani genelde hepsini yapıyoruz. Hani şu anda mesela burada olmayan çeşitlerimiz bile var yani. Çünkü yerimiz kısıtlı olduğu için getiremiyoruz hani aramamız almadığı için. Peki farklı geldi bana da isimler nasıl? Hangi meyvenin ne turşusunu yaptınız? Burada olmayan. Mesela burada olmayan. Mesela karpuzunu yaptık mesela süs amaçlı. Mesela karpuz turşusu. Evet. Mesela muzun yaparlar mesela. Muz turşusu. Koyarlar, evet. Çok ilginç. Ondan sonra çağlanın vardır mesela. Çağla küçük böyle çağla. Onu mesela genelde geçen sene onu yapmış mesela tutmadığı için bu sene mesela yapmadık. He. Hani bu şuna zebil olmasın, ziyan olmasın aynen, diye. Aynen. Rağbet gören turşuları yapıyorsun. Evet. Yani. Genelde zaten salatalık, lahana, türlü genelde giden yani bunlar. He. Hani kolay gelsin sizlere. Tabii ki sağ olun. Merhaba, isim nedir? İpek. İpek Hanım, turşu alırken gördüm sizi. Her hafta alır mısınız ben? Evet, alırım. Hangi turşuyu alıyorsun burada? Şunu karışıktan alırım biraz. Karışıktan. Abinin çok farklı turşuları varmış. Gördün mü biliyor musun? Evet, çok güzel. Bak kavun turşusu varmış burada. Ben de ilk defa gördüm bunu. Valla hiç ondan almadım. Ben diyorsun standardımı bozmuyorum. Evet. Sürekli ondan alırım. Peki turşu suyunu falan böyle içer misin? İçerim. Faydalı olduğu için mi yoksa tadını falan sevdiğin için mi yani? Tadını seviyorum ya. Turşu suyunu içerim. Ne güzel. Peki alışverişe çıktınız galiba pazara. Evet. Nasıl buluyorsun pazarı? Fiyatlar falan iyi mi sence? Valla bence pahalı biraz. Biraz pahalı değil mi? Evet. Peki evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Uymuyor. Uymuyor doğru. Peki yaz kış turşu yiyor musunuz? Yazın almam kışın. Sadece kışın diyor evet, soğuk kışın. Havalarda. Evet kışın severiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ olun.